Herkese merhaba. Bugün sizlere amigurumi tariflerinde sıkça karşımıza çıkabilen blo ve flo terimlerinden bahsedeceğiz. Bunu bahsetmek için ben size küçük bir parça öreceğim. Siz buraları hızlandırmış olarak izleyeceksiniz. Hemen başlayalım. Evet, şimdi anlatmaya başlayabiliriz. Şimdi öncelikle blo teriminden bahsedelim. Blo İngilizce backlog kelimesinin kısaltılmışı. Blo'yu nasıl örüyoruz? Backlog yani bu üstten baktığımızda gözüken saç örgüsü kısmının bizden yana olan kısmı değil, karşı tarafı. Onu da şöyle örüyorum. Bu gördüğünüz saç örgüsü kısmının ortasından tığımı batırıyorum. Ve tığımda karşı taraf alınmış oluyor. Hemen bunun içinden geçiyorum ve örüyorum. Tekrar yapalım. Saç örgümün ortasından girdim. İpimi çektim ve ördüm. Tekrar yapalım. Saç örgüsünün içinden girdim. Bizden yana olan değil, karşı taraf tığımızda. Hemen içinden geçtik. Sık iğnemizi ördük. Hemen tekrar yapalım. Saç örgümüzün ortasından girdik, çektik ve sık iğnemizi ördük. Blo ördüğümüz zaman saç örgümüzün bizden yana olan kısmı örülmediği için burada bir çizgi şeklinde gözüküyor. Hemen flo'dan da bahsedelim. Flo da İngilizce yine front lobe kelimesinin kısaltılmışı. Bununla da bu sefer bizden yana olan kısmı örüyoruz. Bu sefer saç örgümüzün ortasından değil, alttan giriyoruz. Sık iğne örer gibi. Hemen girdik. Saç örgümüzün ortasından çıktık bu sefer. Bu sefer tığımızda bizden yana olan kısım var. Hemen onun içinden ipimizi geçirdik ve ördük. Tekrar yapalım. Deliğimizden girdik. Saç örgümüzün ortasından çıktık. İpimizi dolayıp çektik ve sık iğnemizi ördük. Daha yapalım. Saç örgümün ortasından girdim. İpimi çektim ve ördüm. Son kez bir daha yapalım. Girdim, çektim ve ördüm. İşte bu kadar. Blo ve flo terimleri de bu şekilde. Umarım size faydalı olabilmişizdir. Bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.